Sürücülere özellikle düşen görevler var. Bu noktada uyarılar da geliyor ama biz yol ve sürüş güvenliği uzmanı Sayın Mert İntepe'ye bir soralım. Sayın İntepe telefon attığımızda. Sayın İntepe. Merhaba, buradayım. Valla geçmiş olsun. Neler yaşandı dün geceden beri? Kar yağışlarıyla birlikte neler olur? Vatandaş nelere dikkat etmesi gerekiyor diye soracaktık ama o yağan kar yağışıyla birlikte araçlar trafikte mahsur kaldı. Sizden bir dinleyelim. Şimdi... Mahsur kalmamızın biliyorsunuz birkaç sebebi var. Bir, yola çıkmanın emniyetsiz olduğu durumlarda yaz lastiğiniz varken yola çıkıyorsanız orada gidemeyeceğinizi biliyorsunuz. Bir yer noktadan sonra da kar yağmaya devam ettiği için ve karın yüksekliği santimetre olarak arttığı için kış lastiğiyle bir iş yapmıyor. Ve diğer taraftan da baktığınızda şöyle bir kural var. Zinciri olmayan bir ağrı hasta neden yolda? Hani neden bu ağrı hastanın devam etmesine müsaade ettik? Yani bir yönetim sorunu, bir aslında baktığınızda şehri yönetmeyle alakalı da bir sorun görüyorum ben burada. Çünkü bir nokta itibariyle bir ağrı hasta kaza yaptığında arkaya doğru kalabalıklık artıyor. Yaz lastiği olan 100 arabanın 90'ı bütün trafiği tıkamış durumda. Saatlerce kalmak gerçekten hem emniyetsiz hem de trafik riski, insanların bütün hayatı riske edilmiş olduğunu düşünüyorum. Kış lastiğiniz yoksa böyle bir durumda arabanızda hareket etmeniz mümkün değildir. Bu kadar net söylemek lazım konuyu. Bu kadar uyarıya rağmen neden bu kadar çalışmalar yeterli değil? Tabii vatandaşlar, sürücüler, dün geceden beri aslında biz tepkileri de Sayın İntepe konuşuyoruz. Yani o kadar fazla araç var ki trafikte ve bu sıkışıklık trafikte devam ediyor. Bakın bağlantılarımız oluyor, muhabirlerimiz İstanbul'daki son görüntüleri sürekli ekranlara getiriyoruz. Şunu sormak istiyorum, yani bugün de vatandaşlar araçlarını çıkarıyor. Nelere dikkat etsinler? Yollar buzlu mu? Siz neler söyleyeceksiniz bu noktada? Bir sürücü bugün o yollarda neleri öncelik alsın ve dikkat etsin? Bakın dışarıda ben de bugün bir dışarıya çıktım ve dışarıda bir rüzgar var ve bugün akşamüstü bence buzlanma olacak. Buzlu havada araç kullanmak başka bir şeydir, karda kullanmak başka bir şeydir, ıslak zeminde yani karın eridiği zeminde araç kullanmak bambaşka bir şeydir. Bir ricam var. Lütfen lastik hava basınçlarını değiştirmesinler. Yaz kış lastik hava basıncı değiştirilmez. Yükseltme ya da alçaltma yapılmaz. Lastik havası indirilmez ya da yükseltilmez. Orijinal değeri neyse, fabrikasyon değeri, üreticinin verdiği değeri, o lastik havasıyla hareket etsinler. Bir. İki, hızınızı ve takip mesafenizi ayarladıktan sonra yumuşak bir kullanış sergilemek zorundasınız. Gaz pedalına çok yumuşak basmak zorundasınız. Fren pedalına çok yumuşak basmak zorundasınız. Yani o kadar yumuşak bir frene ihtiyacınız var ki arabanızın tekerlekleri kızaklamamalı, kaymamalı. ABS de olsa, kış lastiği de olsa kayma fiiliyat olarak gerçekleşebilir. Bunun tek çözümü erken yavaşlamak ya da sabırlı davranmak. Mühim olan dönen tekerleklere ihtiyaç var. Patinaj yapan tekerlek kayacak demektir. Savrulacak demektir. Ve virajlı bir yola girmemeyi, eğimli bir yola girmemeyi deneyin. Giriyorsanız da mümkünse ileriye bakarak bir plan yapın. Orada bir kalabalıklık varsa oraya giderek tıkanmak yerine önce de bir yerde durmanızı öneriyorum. Neden? Herkes kalabalıklığa doğru gidiyor ve son noktada kalıyoruz. Arkaya doğru şişiyor. Yardım da gelemiyor. Kurtarma da gelemiyor. Böyle bir sorun var. Yani bugün dün gördüğümüz televizyon ekranlarındaki hangi kurtarma aracı gelsin de kar küreme aracı gelsin de orayı karla temizlesin? Bu pek mümkün değil. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama biz karda kaldığımızda da yolda nasıl durmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hiçbirimiz yolun sağına ve soluna arabalarımızı çekmedik. Ortadan bir yolu açık bırakmak zorundaydık. Kar küreme arabası gelebilir, itfaiye gelebilir, ambulans gelebilir. Ya da acil durum afet yönetimi gelebilir. Su, sandviç dağıtmak için olanlar da gelebilir. Hiçbiri gelemiyor. Demek ki acil durum yönetim planı öğrenmek zorundayız şehrimiz olarak. Ve bu ülkede yol güvenliği uzmanına ihtiyaç var. Hem İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa yakasının trafik yönetimini uzmanlığına ihtiyaç var. Evet, AKOM çalışıyor olabilir, belediye çalışıyor olabilir. Ama ben bir tane de bir araba görüyorum. Kış lastiği var mı yok mu bilmiyorum. Zinciri var mı yok mu bilmiyorum. Kar küreme makinesi kayarak gidiyor, bir arabaya çarpıyor. Bu olacak iş değil. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Siyaseten bir görüş sağlamıyorum. Ama bir kamyonun, kar küreme kamyonunun kayarak bir arabaya çarpmasını da ya tecrübe deneyim problemi var ya da kış lastiği ya da zincir takmıyorsun. Hepsi bu kadar basit. Yani zincir bunu da kabul etmem mümkün değil. Kış lastiği, kar lastiği arasındaki fark nedir?
Bakın kar lastiği diye bir lastik yok. Bunların adı kış lastiği. Hı. Kar lastiği İskandinav ülkelerinde kullanılan çivili lastiğe denir. Bizim ülkemizde de yok, ithalatı da yok, satışı da yok biliyorsunuz. Bunların adı kış lastiğidir. Karda kullanılır, ıslakta kullanılır ama basındaki adıyla 7 derecenin altında kullanın derler. Hepimizin ağzında böyle bir şey vardır. Bugün Japon ve Alman üreticileri bunu da artık söylemiyorlar. Çünkü hava çok kuru olabilir ama eksiye çekmiş olabilir hava. Çünkü biz İstanbul'a 3 karış kar yağdığı zaman ortalık duruyor. Ama Kanada'da kar yağıyor, Erzurum'a da kar yağıyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Burada aslında bugün şunu düşünmek lazımdı. Bu seyahat sizin için gerekli mi bu şartlarda? Bu karar verip yola çıkmamak ve yerel yönetimlerin daha erken bir şekilde trafiği durdurması, ağır vasıta trafiğini durdurması. Ağır vasıta trafiğinde kanunen kış lastiği olmayan çıkamaz diyoruz. Bu ağır vasıtalar niye kaldı bu yollarda? Benim aklım burayı almıyor. Yani sizin vasıtanıza da söyleyeyim. Bir denetimle bu ağır vasıtayı yola çıkarma. Kış lastiği yoksa. Denetimlerin artması şart. Acil yönetim ekipleri çok önemli bu noktada dediniz. Peki şunu da sorayım ama İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'dan düzeltiyorum. Bir açıklama geldi. Hemen izleyicilerimize bunu da aktaralım. AtKC'de de görüyorsun son dakika olarak İstanbul'dan yeni kar tedbirlerini aktardı. Sayın Yerlikaya kamuda çalışanların yarın idari izinli olacağını ve ayrıca üniversitelerde bu hafta eğitime ara verildiğini de duyurdu. Zaten uzmanlar uyarıyor. Bu akşam 18'den sonra kar yağışı İstanbul'da yoğun bir şekilde devam edecek diyor. Peki Sayın İntepe şunu da sormak istiyorum size. Biz dün o görüntüleri gördük. Sürücülerin nasıl zor şartlarda saatlerce hatta şu anda bile trafikte olan, hareket halinde olan vatandaşlar var. 18 saatten bahsediyorlar ya. Çok uzun bir zamandan bahsediyorlar. Bugün Allah göstermesi yine böyle bir durumla karşılaşırsak bir sürücü mahsur kaldı. Ne yapsın efendim? Valla bir şey söylüyorum. Orada mahsur kaldığınızda ya aracınızda, bir bagajınızda, valizinizde yiyecek, içecek bir şeyler olunacak. Ya da kendinizi koruyacak kadar bir ekipmana ihtiyacınız olacak. Ama şunu unutmayın. Lütfen aracınızda bir adet mum bulundurun. Bu mumu yakarak sabaha kadar o araba içerisinde ısınmak kolaylaşır. Yukarıdan camı bir parmak açarsınız zehirlenmeyi önlemek için. Ama yakıtı bitenler bir mumla bile ısınabilirler. Bu kadar basittir. Çünkü acil durum planlarını bizde öğretilmiyor ülkemizde. Ehliyet alırken de bilmiyoruz. Trafik yönetimi olarak da bilmiyoruz. Aracılarının yakıtlarını fulleyerek çıkmaları lazım. Bakım problemi olan bir araba yola çıkmaması lazım. Antifrizi olmayan bir araba yola çıkmaması lazım. Yaz lastiği olan bir araba yola çıkmaması lazım. Gerçekten karda araç kullanma deneyiminiz yoksa lütfen rica ediyorum, istirham ediyorum. İşlerimiz devam eder. Lütfen bugün yola çıkmayın. Bu kadar net söylüyorum çünkü yoldaki trafik kalabalıklığı henüz açılmadı. Yollar açılmadı. Ana arterlerde biraz açılma var ama ara sokaklar çok problemli. Trafik güvenliği sizinle başlar diyoruz. Böyle bitirelim. Lütfen yola çıkmayı tekrar bir daha düşünün. Peki Sayın İntepe çok teşekkür ederiz. Aktardığınız bilgiler çok önemliydi. Çalışmalar sizde gün boyu. Hoşça kalın. Çalışmalarınıza günler. Devam ediyorsunuz. Sağ olun efendim.